Evet sevgili seyirciler, HRT ekranlarından iyi akşamlar diliyoruz. 5 Eylül 2023 günlerden Salı. 6 Şubat'tan bu yana 210 gün vesaire geçti. İyi akşamlarımız yok ama biz yine buradan dilek ediyoruz. Yani umarız ki olur diyoruz iyi akşamlarımız. Fakat olup olmayacağıyla ilgili ya da ne zaman olacağıyla ilgili çok net bir tarihimiz, bir düşüncemiz ne yazık ki yok. Çünkü Antakya'da olup bitenleri neredeyse her gün size an be an aktarmaya çalışıyoruz. Hem haberlerimizde hem bendeniz kendi yorumlarımla sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki Antakya'da, Hatay'da değişen çok şey yok sevgili seyirciler. Böyle, durumumuz böyle. Halen yıkım firmaları çalışıyor. İşte nasıl çalıştıklarını da aslında bugün sizlere anlatacağız. Nasıl anlatacağız ama bir konuğumuz olacak. Kendisi... Timosen, kısa adı Timosen olan Toplu İş Makineleri ve İş Kamyonları Operatörleri Sendikası Başkanı. Çok ilginç şeyler söyleyecek. Kendisiyle biraz sohbet edeceğiz birazdan programda. Burada çalışan iş makineleri, operatörleri, kamyon operatörleri nasıl çalışıyorlar? Kuliste biraz sohbet ettik. Birazdan alacağım kendisini yayına. Ruhsatsız çalışanları bile var. Ruhsatı yok adamların ve burada öyle çalışıyorlar. Ondan sonra kazalar meydana geliyor, insanlar ölüyor, kamyonlar bilmem kime çarpıyor, öldürüyorlar. Operatörlerin kendisi de ne yazık ki yaşamlarını yitiriyor çalışma esnasında. Niye ölüyorlar bu insanlar, ne oluyor da ölüyorlar? Bütün bunları kendisiyle konuşacağız sevgili Ahmet Sert'le. Ama önce ana haber bültenini sizlere bir sunayım. Ana haber bülteninden sonra da kendisini konuk olarak alacağız. Ana haberlere İskenderun'dan başlayacağız. İskenderun ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda iki kişi yaralandı. Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada S.A. ile B.A. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karıştığı değerlendirilen Ç.O., polis ekiplerince gözaltına alındı. Evet, sinirler gergin. Hatay'da sinirler gergin. İskenderun'da da böyle, Antakya'da da böyle, Defne'de de böyle, Samandağ'da da böyle, Dört Yol'da da böyle. Tamam, diğer ilçelerimiz depremden çok büyük zarar görmedi. Her gün saydığım dört ilçe kadar ama netice itibariyle herkes mutsuz Hatay'da. Herkes mutsuz. Mesela iki gün önce bir söylenti dolaştı. Gerçi daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı bunu ama mesela şehir dışında olan Hataylılar Hatay'a gelmek istiyorlar. Kota doldu deniyormuş kendilerine. Kota doldu. Hangi kota? Ben buralıyım, ben Hataylıyım. Neyin kotası doldu? Ben niye ilime geri dönemiyorum? Öyle haykırdık biz. Sonra oradan açıklama geldi, yok öyle bir şey diye. Şimdi varsa da var demeyecekler zaten, o ayrı mesele. Ama umarız ki gerçekten yoktur öyle bir şey. Yoksa buradan giden Hataylılar geri gelemeyecek mi artık Hatay'a? Yahu Suriyeliler gidiyor ülkelerine, geri geliyorlar Hatay'a. Burada kota mota yok da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunca mı kota oluyor? Umarım yoktur. Umarım yoktur. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Ve İskenderun Limak Port'ta biliyorsunuz her yağış yağdığında sıkıntılar çıkıyordu, taşkınlar meydana geliyordu. Bu konuyu gündeme alan isim ise Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara. Kendisi aynı zamanda bölgenin de milletvekili zaten.
CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Limakport İskenderun Liman İşletmesi girişinde yaşanan su taşkınlarıyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. İktidarın gözdesi limanlarımızdan aslan payını alan Limakport'ta bu zihniyetle devam ediyor. Bilindiği üzere deprem sonrası yeraltı su seviyesi yükseldi ve zeminde çökmeler yaşandı. Şimdi limanda çalışan gümrük müşavirleri ve işlerini yaptırmak için gelen yurttaşlar her yağmur yağdığında atık kanalizasyon suyuyla karışmış bir taşkınla karşılaşıyorlar. Liman yönetiminin sorunu çözmeye yanaşmadığını söyledi. Şirketin sicili, ilişkileri ve bu cüreti nereden aldığı herkesin malumu. Kuşatmalarına müsaade edilen her yerde biz başta sağlığımız olmak üzere birçok şeyimizi yitiriyoruz. Limana giden Profesör Muammer Aksoy Caddesi'ni de işgal ediyorlar ve trafik akışını tamamen bozuyorlar. Limana girmek için bekleyen kamyon, tır ve ağır tonajlı araçların saatlerce ve günlerce yolda beklediğini görüyoruz. Şirket bu yol kendileri için bu otoparkmışçasına davranıyor ve diğer işletmelerinde araç giriş çıkışına engel oluyor. Biliyorsunuz yol boyunca çok fazla fabrika var. Burada sıkışıklık acil durumlar için büyük bir sorun teşkil ediyor. Herhangi bir işçi bu fabrikalarda çalışırken hayati bir tehlike yaşasa ambulansın bu trafiği yararak gelmesi oldukça güç olacaktır. Evet, bu arada ne yaptık? Yakamızı düzelttik. Şimdi kravat takmayınca, tabii gömlek de yardım tırından yine. Vay, ciddi söylüyorum ha, yardım tırından. Yani yok, şu anda Antakya'da gömlek alacak bir yer de yok. Ha diyeceksiniz ki ya Ali Yolcu, sanki gömlek alacak yer varsa sen de gidip alacaksın. Vallahi almayacağım, yani elimdekilerle idare ediyorum şimdi. Böyle devam edeceğim idare etmeye. Fakat işte kravat takmayınca bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Osman arkadaşım da beni içeriden uyarıyor böyle olduğunda. Neyse, devam edelim ana haber bültenine. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçildi. Yoksa Saadet Partisi'nin milletvekili çıkarma gibi böyle bir durumu zaten yoktu, çıkaramazdı. İşte ortak bir şey yaptılar ve CHP'nin listelerinden milletvekili oldu. Milletvekili olduktan iki gün sonra da CHP'den istifa etti. Anlaşma gereği ve Saadet Partisi saflarına geçti. İşte o isim, Necmettin Çalışkan, AK Parti'nin 20-21 yıllık iktidar serüvenini ele aldı ve 20 yılda Türkiye için ne değişti diye sordu. Faizci, kapitalist, sömüren sistemde bir değişiklik var mı? Sordu ve kendisi cevapladı. Hayır yok dedi. 20 yılda ne değişti? Soru Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan'a ait. 2023 yılı 55 yıllık Milli Görüş Hareketi tarihinde önemli bir dönemeç olarak partimiz yeniden meclise girdi. Tarihin her döneminde her kesimle işbirliği yapmaya açık bir parti olarak bugün de ne sağcıyız ne solcuyuz, biz hak yolundayız diyoruz. Kimse ne dostumuz ne de düşmanımız. Merhum Erbakan hocamız, biz ilkelerimizi, ideallerimizi biliriz. Masaya şartlarımızı koyarız. Bu şartlarda anlaşırsak çalışmaya devam ederiz dedi. Nitekim o gün bugündür aynen devam ediyor. Refah 1991'de meclise girdi. 1995'te de birinci parti oldu. İnanıyoruz ki bu dönemde de az sayıda temsilcimiz büyük gayretlerle inşallah tarih yeniden tekerrür edecek ve partimiz yeniden büyük zaferler kazanacak. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kadir Has Fuar alanında gerçekleştirilen geleneksel milli görüş buluşmasında siyasete ilişkin değerlendirmeler yaptı. Bundan 20 yıl önce ülkede banka müdürleri meyhaneden çıkan insanlar arasından seçiliyordu. Bugün çok iyi noktaya geldik. Bugün banka müdürleri cuma namazından çıkanlar arasından seçiliyor. Peki faizci, kapitalist, sömüren sistemde bir değişiklik var mı? Yok. Sistem aynen devam ediyor. Sadece banka müdürü koltuğunda kim oturacak onun tartışması var. Halbuki bizim davamız banka koltuğunda oturulması değil, faizli sistemin kurulmasıydı. Yine bundan 20 yıl önce bir kesime ait insanlar okul müdürü oluyordu. Bugün başka kesime ait insanlar okul müdürü oluyor. Acaba derdimiz okul müdürünün kim olacağı mıdır? Yoksa eğitim sistemi midir? Müfredat mıdır? Yetişen nesil midir? Gençlik midir? 20 yıl önce bu okulda mezun olan insanlar mı daha iyidir? Bugünkü gençler mi? Eskiden de biz yolsuzluktan, hırsızlıktan şikayet ediyorduk, bugün de ediyoruz. Ama eskiden başka kesimin insanları yapıyordu, bugün ise farklı kesimin insanları yapıyor diye olay geçiştirilemez.
Şimdi tabii zaman zaman valilikten, zaman zaman işte ne bileyim bakanlıktan, zaman zaman başka başka birimlerinden açıklama geliyor. Ne açıklaması geliyor? Mesela bugün valilikten gelen açıklama şu. Hatay'daki konteyner kentlerin sayısı 150'yi geçti. Yani biz bunu övünerek anlatıyoruz. Yani 150 tane konteyner kentimiz oldu bizim ya falan yani diyoruz. Halbuki 7 ay, bak 7 ay çok uzun bir süre. Yeminle söylüyorum size bu konteynerlerin yerine prefabrik evler bile olabilirdi. Bak resmi daireler hepsi yaptı. Yani ben şimdi işe giderken gelirken görüyorum vakıflar bölge müdürlüğü mesela. Şimdi aklımda kalanlardan bir tanesi o. Müthiş bir yapı yapmış, prefabrik yapı ve içinde oturuyor. Yani resmi daireler kendilerine olunca hemen yapıyorlar. Ama vatandaşı olunca işte konteyner kent. Daha iyi sonra konteyner kent ve onunla da övünebiliyoruz. Sayın Vali açıkladı konteyner kentlerle ilgili nasıl diyelim bilgi notlarını. Depremlerde çok sayıda evin yıkılması veya ağır hasar alması sonrası Hatay'da 158 farklı noktaya yapılan konteyner kentlerde 47.772 aile konaklıyor. Oturuma açık olan 158 konteyner kentimizde de şu an itibariyle 148.000 civarı ailemizi misafir ediyoruz. Tabii konteyner kentler yapımında özellikle çalışmalar çok önemli. Bu çalışmaların tamamı tamamlandığında biz 77.000 insanımızı buralarda sıcak, konforlu yaşam alanı sunmak bakımından her tür imkana sahip olmuş olacaklar. Bu zamana kadar ilimizde 1293 adedi şehit yakınlarımız, gazilerimiz ve engellerimiz olmak üzere toplamda 35.000 civarı biz klima dağıttık. Diğer taraftan 13.000'den fazla klimanın da planlamasını yaptık. Onların da şu an itibariyle AFAD Başkanlığımız tarafından sevkiyatı yapılıyor. Sevkiyatı tamamlanan klimaların da vatandaşlarımıza dağıtımı, montajı vakit kaybetmeden gerçekleştirilmektedir. Vali Mustafa Masatlı ildeki konut inşasına dair de konuştu. Bu yaşam alanlarından sonraki aşamada tabii vatandaşlarımızın bir an önce kalıcı konutlara yerleştirilmesi de önem arz etmektedir. Bu bakımdan TOKİ'nin yapmış olduğu projeler kapsamında 32.609 konutun işlemleri, inşası devam etmektedir. Diğer planlananlarla birlikte şu an itibariyle 73.712 konutun inşallah inşası gerçekleşecektir. Kasım ayından sonra yani Aralık ayı gibi Aralık ayının başından itibaren bu konutlarımızı da peyderpey teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği, mutluluğu için hep beraber sahadayız, çalışıyoruz. Bu süreci devletimiz ve milletimiz, hatta basın mensuplarımız, herkes el ele vererek inşallah aşacağız. Ve eğitim meselesi. Şimdi 11 Eylül'de açılıyor, okullar açılıyor, deprem bölgesinde de açılıyor. Ama nasıl olacak? Herkesin sorduğu soru bu. Gelen öğretmenler, ataması yapılan öğretmenler nasıl burada çalışacaklar? Nerede barınacaklar? Çocukları ne olacak? Vesaire. Birçok soru var. Peki öğrenciler binalara geçecekler. Yani sağlam olan binalar var. Velilerin endişesi ne olacak? Halen Hatay'da deprem beklendiği söyleniyor mesela. Bütün bunlar soru işareti. Bir de eğitimin üniversite bölümü var. Yani gençlerimizin, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği gençlerinin gittiği eğitim kurumları var. Bunlara biz ne diyoruz? Üniversite diyoruz. Üniversiteler 2019, 2020, 2021 ne oldu? Pandemi vardı. Dolayısıyla uzaktan eğitim yaptılar. Evlerinden yani. Yani hiçbir şey öğrenemediler. Çünkü ne yazık ki üniversitelerde o kadar niteliksiz eğitim veriliyor ki, bakın ben alaylı bir gazeteciyim. Kendi çalıştığım gazeteye eleman arıyorum. Basın yayın mezunu geliyor. Basın yayın mezunu musun diyorum, evet diyorum. Haber yazmayı biliyor musun diyorum, abi öğretmediler diyor. Ya basın yayın mezunu adam, ne diye 4 yıl eğitim görüyor senin üniversitende ya? Eğer haber yazmayı bilmiyorsa, ne diye eğitim görüyor sende? İşte eğitim bizde böyle, Türkiye'de eğitim böyle. 4 yıl okutuyorsun genci, adam basın yayın mezunu, 2 satırı bir araya getiremiyor. Ondan sonra üniversite mezunu yapıyoruz. Bir de bunlara uzaktan eğitim verdiğini düşün, şimdiki gibi. Ha, gitmese daha iyi. Gelse benim yanımda gazetede, gelse benim yanımda televizyonda, ben bir yılda onu canavar bir haberci yaparım. Ama sen 4 yıl okutuyorsun ve bunu yapamıyorsun. Böyle bir sıkıntımız var.
Şimdi pandemide 3 yıl uzaktan eğitim gördüler. 2022 yılında hani olur mu düzeldik, düzeliyoruz derken deprem geldi, bir daha uzaktan eğitim. Olay bu şimdi. Öğrenciler çok tepkili buna. Çok tepkililer. Aynı benim tepki gösterdiğim gibi. Peki Mustafa Kemal Üniversitesi'nde eğitim uzaktan olacak. Başlık bu. Nasıl olacak? Hangi birimlerde olacak? Gelsin. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde eğitim uzaktan olacak. Senato bazı bölümler haricinde eğitimin uzaktan sağlanması kararı aldı. Yaşanan deprem felaketi tedbirleri kapsamında üniversitemize ait binaların depremden etkilenme durumları ve öğrencilerimizin barınma olanakları göz önünde bulundurularak diş hekimliği, sağlık bilimleri ve Tayfur Atasökmen tıp fakültelerinin tüm sınıflarında Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun anestezi programıyla ilk ve acil yardım programının ikinci sınıflarında eğitim öğretim sürecinin yüz yüze yürütülmesine, A bendinde anılan bölümler ve programlar haricinde tüm diğer fakültelerde ve yüksekokullarda eğitim-öğretim sürecinin uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülmesine, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına mahsus olmak üzere talep eden öğrencilere özel öğrencilik hakkı tanınmasına, talep eden öğrencilere kayıt dondurma hakkının tanınmasına, öğretmenlik uygulaması dersinin uygulama kısmı hariç olmak üzere pedagojik formasyon eğitimi derslerinin uzaktan eğitim yöntemleriyle yürütülmesine karar verilmiştir. Hatırlayacaksınız, dün üniversiteli gençler bize bir video yolladılar. 5-6 gencimiz vardı. Ya diyorlar ki biz uzaktan eğitim istemiyoruz abi diyorlar. Bir şey bilmiyoruz zaten, öğretmiyorlar da. Olmuyor yani. Sistem olarak da olmuyor. Özür diliyorum sizden. Bu arada bende de bir problem var. Midemde 2 gündür. Ne olduğunu ben de anlamadım. İnşallah yavaş yavaş geçecek. Ne diyorduk biz ya? Ha, İskenderun. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde peki eğitim nasıl olacak? Hangi bölümler uzaktan olacak? Hangi birimler yüz yüze eğitim olacak? Mustafa Kemal Üniversitesi'nin benzeri bir haber yani. İskenderun Teknik Üniversitesi'nde eğitimin bazı fakültelerde yüz yüze, bazı fakültelerin bazı bölümlerinde de uzaktan olacağı açıklandı. İste ailesinin kıymetli öğrencileri, 2023-2024 eğitim öğretim yılı nasıl olacak sorularınızın cevapları şöyle. 2023-2024 yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak. Tüm birinci sınıflar çevrimiçi eğitime devam edecek, diğer sınıfların bir kısmı yüz yüze, bir kısmı ise çevrimiçi eğitim sürdürecek. Talep etmeleri halinde öğrenciler özel öğrencilik ve kayıt dondurma haklarını kullanabilecek olup her türlü kolaylık sağlanacaktır. Yüz yüze eğitim için gelecek tüm öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları Kaymakamlık, İste, AFAD, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile koordineli olarak Kredi Yurtlar Kurumu tarafından sağlanacak. Şu bölümler yüz yüze eğitim görecek. Barbaros Hayrettin Gemi İnşaat ve Denizcilik Fakültesi'nin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Programı, Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu'nun Sualtı Teknolojisi Programı, Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuarı, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin Havacılık, Elektrik ve Elektroniği Programı, Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programı ile Uçak Bakım ve Onarım Programı, Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık Programı ve İç Mimarlık Programı, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nin Biyomedikal Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği programları, Dört Yol Meslek Yüksekokulu, Dört Yol Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Erzin Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu'nun tüm programları yüz yüze olacaktır. Uygun şartlar sağlandığında tüm öğrencilerimizle kampüslerimizde buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Ve EğitimSen, Türkiye'nin önemli sendikaları arasında yer alıyor. Planlı, programlı ve örgütlü bir mücadele geleneğine sahip EğitimSen. Hatay'da bir araya geldiler üyeler, velilerle, öğrencilerle bir araya geldiler ve haykırdılar. Eksikliklerimiz ne? Onu haykırdılar. 11 Eylül'de eğitime başlayacağız ama biz nasıl başlayacağız eğitime? Ey Milli Eğitim Bakanlığı, ey Milli Eğitim Müdürlüğü, ey valilik, ey hükümet, ey muhalefet, ey falan, ey filan. 11 Eylül'de okullar açılsın dediniz ama nasıl olacak bu iş diye de sordular.
11 Eylül'de okullar açılacak. Deprem kenti Hatay'da da öğrenciler için dönem başlamış olacak. Ancak eğitime dair sorunlar hala sürüyor. Eğitim Senatı Şubesi tarafından düzenlenen basın açıklamasında ildeki sorunların çözüme kavuşturulması istendi. Resmi kurumlar tarafından kullanılan bazı okul binalarının boşaltılmayacağı ifade edilen açıklamada, farklı yerlerde yatılı şekilde eğitim görmesi planlanan öğrencilerin de psikolojilerinin daha da bozulacağı belirtildi. Okulların açılacağı tarih aylar öncesinden belli olmasına rağmen eğitim öğretim ile ilgili yeterli hazırlıklar yapılmamıştır. Yetkilileri aylar öncesinden uyarmamıza rağmen bulunduğumuz durumu hep birlikte görüyoruz. Öğrencilerimizin hangi okulda eğitim göreceği, okula nasıl gideceği, okulların hasar durumları, eğitim emekçilerin barınmalarıyla ilgili belirsizlikler hepimizin kaygılarını arttırmaktadır. Duruma dair açıklamayı Eğitim Senatı Şube Başkanı Özgür Tıraş yaptı. Okul binalarını kullanan resmi kurumların okullar açılacak olmasına rağmen binaları boşaltmadığını söyledi. Yaşamlarımızı kolaylaştırmaları gereken resmi kurumların aylardır kendi kurumlarına ait bina sorunlarını çözmemeleri öğrencilere, velilere ve eğitim emekçilerine mal edilmektedir. Defne ilçemizde 9 lisemiz mevcutken bu okulların 3 hasar durumundan dolayı kullanılamamakta, 3 lisemizin resmi kurumlar tarafından kullanılmasından dolayı öğrencilerimizin bir bölümü ilkokul ve ortaokul binalarında kalabalık sınıflarda eğitime devam etmek zorunda bırakılmıştır. Antakya Osman Ötken Anadolu Lisesi İskenderun Limanı'nda bulunan Rauf Bey gemisinde, Antakya Anadolu Lisesi ise organize sanayi bölgesindeki NATO çadır kentte eğitime devam edecektir. Deprem sürecini yaşamış ve hala etkisini atlatamamış öğrencilerin ebeveynlerinden uzakta yatılı olarak eğitim görecek olması hem psikolojik olarak hem de aile bütünlüğü açısından çeşitli problemleri beraberinde getirecektir. Talepler sıraladı. Okullarımızın sağlıklı ve güvenli ortamda eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi, yetkililerin sorumluluğunda olup geciktirilmeden bir an önce hazır hale getirilmelidir. Resmi kurumlar bir an önce okul binalarını boşaltmalıdır. Hatay ili özel afet bölgesi ilan edilmelidir. Öğrencilerin ve eğitim emekçilerin ulaşımları ücretsiz karşılanmalıdır. Eğitim emekçilerinin barınma sorunları çözülmelidir. Öğrencilere ücretsiz bir öğün, yemek verilmelidir. Ve bu biraz duygusal bir haber. Özel Arı Kovanı Anaokulu yeniden açıldı. Özel Arı Kovanı Anaokulu'nun kurucuları bir aileydi bunlar. Ne yazık ki depremde yaşamlarını yitirdiler. Şimdi geriye kalan yakınları okulu bir kere daha hizmete açtılar. Ama hem sevinç vardı okulun yeniden açılması münasebetiyle hem de üzüntü. Özel Arı Kovanı Anaokulu yeniden açıldı. 1, 2, 3 Okul ablamın ve ailesinindi. Esra Şahutoğlu, Lider Şahutoğlu, Asil Boran Şahutoğlu ve Cevher Şahutoğlu. 6 Şubat günü onları kaybettik. Bu okulu Eylül ayında kurmuşlardı ve sadece bir dönem çalıştırabildiler. Okulun üstünde evleri de vardı. Maalesef evlerine çıkamadan kayınvalidesinin evinde vefat ettiler. Ailesi onların isimlerini yaşatmak için Arı Kovanı Anaokulu'nu yeniden açtı. Kuşalanındaki açılışa katılım yoğundu. Tebriğe gelen herkes gözyaşlarına hakim olamadı. Burayı bütün özverileriyle kurdukları için biz devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün açılışımızı yardımseverliğinin, dayanışmanın gücüyle yaptık ve devam ettirmeye çalışıyoruz. Hepinizi okulumuza davet ediyoruz. Bu okul hepimizin okulu. Ablamların bıraktığı miras devam etsin ve herkese şifa olsun, herkesi iyileştirsin istiyoruz. Sevinç ve hüzün bir arada yaşandı açılışta. Gözyaşları depremlerde hayatını kaybeden aile bireyleri için aktı. Tebessümler onların hayallerinin kaldığı yerden devam edeceği için yapıldı.
Reklamdan geldik. Bu arada hazır mısınız? Reklamdan geldik. Şimdi ana haber bültenlerini bitireceğiz. Önümde 3-4 haber daha kaldı. Sonra toplu iş makineleri ve iş kamyonları operatörleri sendikası başkanı konuğumuz olacak. Hatay'ı konuşacağız. Yıkım firmalarını konuşacağız. Nasıl yıkıyorlar? Yönetmenliğe uyuyorlar mı? Niye uymuyorlar? Çalışanlar ehli mi? İşin ehli mi çalışan personel? Bak bütün bu soruları soracağız ve nasıl bir kaynayan kazanan içinde olduğumuzu göreceksiniz. Birazdan, kısa bir süre sonra. Evet, Erdoğan Soçi'deydi biliyorsunuz. Rusya'da yani. Aşiretler var orada, Suriye'de. Terör örgütü PKK'ya karşı oradaki adı PKK değildi. Neydi arkadaşlar? YPG'ydi oradaki adı. Ona karşı örgütlendiler ya, o konuyla ilgili bir açıklama yaptı Erdoğan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi. Soçi ziyaretinde Suriye'de aşiretlerle terör örgütü arasında yaşananlar da konuşuldu. Erdoğan bu başlığa ilişkin de konuştu uçakta. Doğrusu konuyu Sayın Putin açmadı. Ben şöyle kısa bir özet açtım ve Suriye'deki bu gelişmelerde PKK'ya, YPG'ye karşı artık Arap aşiretlerin bir bütün haline geldiğini, hatta şu anda katılımın artmasıyla Arap aşiretlerinin güçlendiğini görüyoruz. Sayın Putin de bölgenin sahipleri olarak Arap aşiretlerinin bir araya gelerek terör örgütüne karşı mücadele vermesinin önemli olduğunu söyledi. Şu anda yaşanan Arap aşiretlerinin birlik, beraberlik içerisinde kendi topraklarına sahip çıkma hamlesidir, adımıdır. Bu bakımdan yaşananları önemli buluyorum. Arap aşiretler oraların gerçek sahipleridir. Oraların gerçek sahipleri bu terör örgütleri değildir. Ne PKK ne YPG buraların sahibi değil, bunlar sadece terörist. Aşiretlerin bir araya gelmek suretiyle PKK'ya, YPG'ye karşı koydukları tavır, haysiyetli bir onur mücadelesidir. Hem millidir hem yerlidir. Terör örgütünün bölge halkı için ne kadar büyük bir tehlike olduğu bir kez daha görülmüştür. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle yok etmenin de mümkün olmadığı umarım görülmüştür. Terör örgütü PKK-YPG'nin terör faaliyetleriyle bölge halklarına yaşam hakkı tanımadığını, bu örgütlere destek veren ülkelerin görmesi gerekir. ABD ve Rusya'ya PKK-YPG'nin terör faaliyetleri ve ülkemizi tehdit eden faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeleri sürekli yapıyoruz. Deirizor'daki petrolün kontrolü için bu terör örgütünün yapmayacağı katliam, terörist faaliyet yoktur. Bu konuda muhatap ülkelere gerekli uyarılarımızı yaptık, yapıyoruz. ABD'nin bu terör örgütüne yaptığı mühimmat ve silah yardımının bölgenin huzuruna hizmet etmediği görüldü. Terör örgütüne verilen her silah, bölgede akan kanın sürmesine, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün bozulmasına hizmet etmektedir. Tabii uçakta dönerken Sayın Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na başka sorular da soruldu gazeteciler tarafından. Mesela Suriye ile ilişkiler. Yaklaşık bir yıldır Türkiye zeytin dalı uzatıyor Suriye'ye. Daha doğrusu Esad'a zeytin dalı uzatıyor. Yani diyor ki arkadaş görüşelim, yani bu kadar mülteci var, şu kadar sorunumuz var. İşte terör örgütü PKK var sizin orada, YPG var vesaire. Bir görüşelim, bir araya gelelim. Esad gelmiyor. Esad bir araya gelmem diyor. Şartları var daha doğrusu. Gelmem demiyor da şartları var diyor. Türkiye askerini oradan çekecek Suriye'den. Ondan sonra biz oturur konuşuruz. Çünkü adam Türk askerini orada işgalci olarak görüyor. Böyle bakıyor olaya. Dolayısıyla görüşmüyor. Fakat biz tabii görüşmek zorundayız bir şekilde. Yani evet, kendileriyle Sayın Esad'la Sayın Erdoğan arasında gergin bir başlangıç yaptık. 2011'den bu yana ve böyle de sürüyor. Ama bu sonsuza kadar sürmez. Dolayısıyla biz Sayın Erdoğan'ın bu girişimini destekliyoruz. Sayın Esad'ın da yumuşama göstermesini bekliyoruz. Yani ne olduysa oldu, geride kaldı. Artık bir araya gelinmesi ve bu işin çözülmesi gerekiyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynen bizim gibi düşünüyor, benim gibi düşünüyor. Sorulan soruya temenni ederiz ki Esad masadaki yerini alır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Soçi ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin normalleşme adımlarının hızlanması söz konusu mudur sorusuna Esad'a mesaj vererek temenni ederiz ki masada yerini alır yanıtını verdi.
Öncelikle şunu ifade edeyim. Esed, bizim normalleşmeyle ilgili Türkiye, Rusya, İran, Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan tribünden seyrediyor. Yani işin içerisinde bir türlü yer almıyor. Bizse Suriye'nin bu işin içerisinde yer alacağını ümit ederek bu çalışmalara kapımızı açtık, biz buna varız dedik. Ancak hala Suriye tarafında olumlu bir tavır yok. Temenni ederiz ki sürecin devamında onlar da masada yerini alır. Terörle mücadele, siyasi süreç, sığınmacıların güvenli, gönüllü ve onurlu dönüşleri kapsamlı şekilde dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında ele alınıyor. Bu başlıklardan ilerleme kaydedilirse Suriye rejimiyle de ilişkilerin normalleşmesi mümkündür. Suriye rejimiyle yürütülen dörtlü sürecin başından itibaren ön koşulsuz olması gerektiğini söyledik. Biz bu sürecin aşamalı bir şekilde belirttiğim üzere ön koşulsuz olarak ileriye taşınması gerektiğini düşündük. Bunun gerçekleşmesi için de Suriye rejiminin sahadaki gerçeklere uygun bir şekilde hareket etmesi, sürece zarar verebilecek yaklaşımlardan kaçınması çok önemli. Malumunuz, bizim bu süreçten temel beklentimiz terörle mücadelede somut adımlar atılması. Bunun yanı sıra gönüllü ve güvenli geri dönüşler için gerekli koşulların oluşturulması ve Birleşmiş Milletler himayesindeki siyasi sürecin canlandırılmasıdır. Bahsettiğim bu alanlarda gelişme sağlanması sürecin ileriye taşınmasına yardımcı olacaktır. Ancak evvelce de belirttiğim üzere sınırlarımızı ve vatandaşlarımızı tehdit eden terör unsurları bertaraf edilmeden, nüfus hareketliliği riskleri ortadan kaldırılmadan bizim güvenliğimizi ön planda tutan yaklaşımımızın değişmesi söz konusu değildir. Türkiye, komşularının toprak bütünlüğünden yanadır. Suriye'deki iç savaşın başından beri de bu ülkenin toprak bütünlüğüne en büyük tehdidin bu ülkede konuştu terör örgütleri olduğunu söylüyoruz. Ülkemizi tehdit eden terör örgütleriyle mücadelemizde son terörist etkisiz hale gelinceye kadar sürecektir. Suriye'nin kuzeyini Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerinden temizlemek için o bölgedeyiz. Esad'ın masaya oturup oturmayacağını zaman içinde göreceğiz. Gerçi Rusya'nın elinde olan bir şey bu. Yani Rusya, Putin daha doğrusu, Esad'a dese ki gel kardeşim masaya otur, gelip oturacak zaten. Demek ki halen Rusya'nın politikalarına ters düşen şeyler var Türkiye'ye baktığınızda. Dolayısıyla Esad şu anda diretiyor. Yani ben inanmıyorum yani şimdi Putin, Sayın Esad'a gel masada otur konuşalım bu konuyu diyecek ve Esad ben gelmem diyecek. Yani böyle bir şansı yok diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Erdoğan-Putin görüşmesinde Şam'dan dikkat çeken bir vurgu da geldi aslında. Suriye'den hemen, yani görüşmeden hemen sonra, Soçi görüşmelerinden hemen sonra bir açıklama geldi. Şimdi o açıklama gelsin ekranlara. 4 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşen Erdoğan-Putin görüşmesi sonrasında Suriye'nin resmi haber ajansı dikkat çekici bir detaya vurgu yaparak Putin'in sözlerini öne çıkardı. Uluslararası kamuoyunun merakla beklediği Erdoğan-Putin görüşmesi Rusya'nın Soçi kentinde gerçekleşti. Görüşmeye bir yılı aşkın bir süredir Ukrayna ile savaşın içinde olan Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına katılıp katılmaması damga vururken Suriye devlet medyası ise farklı bir noktaya parmak bastı. Dünya medyası Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasına geri dönmesiyle ilgili haberlerle gündemi şekillendirirken Suriye'nin resmi haber ajansı Sana ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözlerini öne çıkardı. Sana'nın resmi internet sitesinde İngilizce yayınlanan bölümde Rusya Devlet Başkanı Putin, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasının gerekli olduğuna vurgu yaptı başlığıyla açıklamaları duyurdu. Haberde Putin, Suriye'nin geleceğini sadece Suriye halkının belirleyeceğini teyit etti ve dışarıdan yapılacak yönlendirmeler olmaması gerektiğini söyledi. Bu açıklamalar Erdoğan'la Soçi'de katıldığı basın toplantısında geldi denildi. Suriye Haber Ajansı Putin'in biz Suriye'deki siyasal durumu görüştük ve Astana formülündeki çerçeveye uyulmasının en etkili yol olduğunu düşündük. Bu krizi çözmek için en temel yaklaşımın Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması olduğunu söyleyebilirim sözlerine yer verdi. Ve dikkatsizliğin sonucunda yaşamını yitiren bir yurttaşımız Mehmet Önen, 50 yaşında. Kendisi elektrik ustası, Adana'da bir evin damında tamirat yaparken yüksek gerilim hattının tellerinden akıma kapıldı ve ne yazık ki yaşamını kaybetti. Ancak bu haberde altı çizilecek bir şey var. Olayın gerçekleştiği sokakta daha önce de bazıları yine aynı noktada akıma kapılarak yaşamlarını
yitirmişlerdi. Adana'da bir evin damında tamirat yapan elektrik ustası 50 yaşındaki Mehmet Önen, yüksek gerilim hattının tellerinden akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayın gerçekleştiği sokakta daha önce de birden fazla kişinin akıma kapılıp yaralandığı öğrenildi. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Bey mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre elektrik ustası Mehmet Önen, bir inşaata elektrik hattı çekmek için yanındaki evin damına çıktı. Önen çalışmaya devam ederken bir süre sonra aniden yüksek gerilim hattının elektrik telinden akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Önen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Önen'in cenazesi olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yine Adana'dayız. Hatırlayacaksınız, Türkiye'de gündem oldu. Eşek kesenler, eşek bildiğin eşeği kesiyorlar, bize normal sağlıklı bir etmiş gibi yedirenler. Tabii bu yeni değil Türkiye'de, daha önce de çok oluyordu bu mesele. Ama bu kez çok ciddi bir gündem oldu. Bu konuyla ilgili iki kişi gözaltına alınmıştı, biri tutuklandı. Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde at ve eşek kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. Kaçak kesim yapıldığı belirlenen Bahçeli Evler mahallesindeki adreste gözaltına alınan iki kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen seçkinliğe nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şahıs ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüreğir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerince ihbar üzerine adreste yapılan aramada 12 eşeğin kesildiği belirlenmiş. Hazır bekletilen 2 eşek ve 6 at hayvan barınağına götürülmüştü. Olay yerindeki 2 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından ele geçirilen etler imha edilmişti. Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç da konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soru önergesi verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır, başlatıldıysa ne aşamadadır? Öldürülen hayvanların izleri sürülerek dağıtımının yapıldığı yerler tespit edilmiş midir? Bu at ve eşeklerin nerelerden satın alındığı, kimlerin kesim için at ve eşek yetiştirdiği ya da temin ettiği incelenmekte midir? Öldürülen hayvanların etlerinin yurttaşlara satıldığı yerlere uygulanan yaptırım nedir? Evet, bu konuyla ilgili de Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili, çünkü olay Adana'da meydana geliyor biliyorsunuz. Yeşil Sol Parti Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç işte soru önergesi vermiş. Kime vermiş? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya. Ve geldik son haberdeyiz. Samandağ Belediyesi, Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri tarafından ilçe genelinde temizlik, asayiş, trafik güvenliği ve kaldırım işgalleriyle ilgili rutin denetimler devam ediyor. Samandağ Belediyesi'nden yapılan açıklamada mesai mefhumu gözetmeksizin vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için gece gündüz emek eden Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, cadde ve sokaklarda temizlik ve kaldırım işgali denetimi, gıda ve hijyen denetimi, yol çalışmalarının devam ettiği noktalarda yol güvenliğini sağlama, ilçemiz merkezinde trafik akışının kontrollü şekilde sağlanabilmesi için trafik denetim çalışmaları ve yakın faaliyetlerinin devam ettiği noktalarda su sıkmadan çalışma yapılmaması hususunda çalışanlara gerekli uyarılarda bulunarak vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürüyorlar ifadelerine yer verildi. Ana haberi kapatmadan ya söz verdim buradaki arkadaşa, WhatsApp'tan bana bir şey atmıştı. Kimdi? Ya Rabbi, bulmaya çalışayım. Şu muydu? Şuydu. Şimdi Samandağ'da Atatürk Mahallesi'nde, video da atmış aslında da,
Orada bir çöp meselesi var ve o çöpler yakılıyor vesaire. Refik Er Yılmaz 2-3 gün önce konuğumuzdu, bu soruyu sorduk. İşte orada bir takım çalışmalar yapılacağını, yani kendisi de kabul ediyor zaten orada bir sıkıntı çıktığını ama neden çabucak yapmadıklarını anlattı. Şimdi bu arkadaşımız, bir arkadaşımız orada, Yahya Akyol mu? Evet, Yahya Akyol. Özellikle bu sabah için söylüyor. Yani bugün uyandık sabah, yoğun duman ve kokudan evimizi terk etmek zorunda kaldık. Yayınınızda buna yer verirseniz sevinirim. Çok mağduruz. Abi valla söylüyoruz. Yani bak geçen Refik Er Yılmaz belediye başkanı buradaydı. Kendisine de konuyu ilettik. O da anlattı olayın ne olduğunu. Ama o orasıyla ilgili bir çalışma var. Yani Samandağ Belediye Başkanı'nın en azından bize söylediği bu. Evet sevgili seyirciler, şimdi ana haber bültenini kapatacağız. Reklam arası vereceğiz. Kısa bir reklam arası, ardından toplu iş makineleri ve iş kamyoncuları operatörleri sendikası başkanı Ahmet Sert. Hatay'ı konuşacağız. Yıkım firmalarını konuşacağız. Yıkım firmalarının yaptıkları usulsüzlükleri de konuşacağız. Yarın ana haberde 19.30'da, ama bizden ayrılmayın. Birazdan eğer Allah izin verirse Ahmet Sert'le birlikte olacağız.